Hocam ben de anal kreptit sorunu olduğu söylendi. Bu neyin nesidir? Benim kafam karıştı. Anlamadım. Böyle bir hastalık hiç işitmemiştim. Ondan sonra siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi öncelikle anal kreptit demek makattaki kıl ve ter bezlerinin iltihabı demek. Nedir bunlar? Makattan dışkı çıkarken kayganlığı sağlasın diye orada 4 ila 10 adet arasında yani 7-8 tane diyelim kabaca kıl ve ter bezleri vardır. Nasıl ki burnumuzdan sümük çıkıyor, aynen onun gibi dışkıyı da böyle kayganlaştırmak ve rahat çıksın, rahat kaysın, kayarak çıksın diye orada bunlar işlevi yaparlar. Bunlar da aşırı kabızlık, hatalı beslenmeler, bir makatta zorlama olması, bir çatlak olması gibi nedenlerle bir iltihap oluşabilir. Bu iltihap oluştuğu zaman bunun başlıca belirtileri orada bir şişkinlik olması yani makatta bir şişlik olması, ağrı meydana gelmesi, kimi zaman bunun ateş yapması ve dışkılamaların da çok sıkıntılı ve zorlu olması olarak belli olur. Ha tabii burada yani geldi ha tamam ya seninki anal kreptit tanısı bu şekilde olmaz. İşte karıştığı bazı hastalıklar vardır. Makat çatlağıyla karışır, makat absesiyle karışır, fistülüyle karışır, makat darlığıyla karışır, soliter rektal ülser dediğimiz sorunla karışır. Bunların hepsini ayırıcı tanı dediğimiz yani benzer hastalıkları dışlama anlamında göz önünde bulundurmak gerekir. Bunun tanısını koyduktan sonra ha, evet burada anal kriptit vardır diyorsek veya dediysek o zaman bunun tedavisi yoluna geçmek gerekir. Tedavide öncelikle diyetin liften zengin bir şekilde bol lifli olarak düzenlenmesi, bol su içilmesi, bol miktarda hareket edilmesi, oraya rahatlatıcı bazı kremlerin uygulanması, ılık suyla ki 24-37 derece arası genelde hedeflenir. Oturma banyolarının yapılması, kimi zaman oraya tuzlu su uygulanması ve bazen de hekim önerisiyle asla rastgele değil, oraya antibiyotik tedavisi oraya uygun verilmesiyle bu sorun devre dışı bırakılabilir. Tabii burada önemli olan bir, bu anal kriptit tekrarlayacak mı, tekrarlamayacak mı? Burada bir makat absesi gelişecek mi, gelişmeyecek mi? Buradan bir makat fistülü sorunu ortaya çıkacak mı, çıkmayacak mı gibi soruların yanıtlarının bilinmesidir. Bu anlamda hekiminizin takibinde olmanız ve hekimin önerileri doğrultusunda hareket etmek mantıklı bir yaklaşım olacaktır. Hepinize sağlık ve huzur dolu günler dilerim.